Deniz, tehlike yaratabilen bir ortamdır. İleri teknolojiye sahip modern gemilerde bile deniz kazaları hala olabiliyor. Çatışma, yangın ve geminin denize kayması gibi kazaların hemen hepsinde gemiyi terk olayıyla karşı karşıya kalınabilmektedir. İnsan hayatı tehlikede olduğunda bütün gemi adamları kendilerine ve meslektaşlarına karşı olan sorumluluklarını bilmek durumundadırlar. Bu filmler SOLAS kısa adıyla söylenen Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi'nin kesim 3 kapsamında yer alan iş başında eğitim el kitabıyla SCCW Sözleşmesi'nin şart koştuğu gerekler konusunda gemide mevcut kişisel sağ kalma kılavuzunun bütünleyici eki olarak hazırlanmıştır. Bu kaset can sallarıyla açık filikaları ele almaktadır. Matafora maynalı can sallının büyük üstünlüğü, kazazedelerin ıslanmadan yani kuru bir şekilde gemiyi terk edebilmelerini sağlamasıdır. Personel role yerinde toplanırken, role cetvelinde belirlenmiş mayna ekibi terk için hazırlığa başlar. Önce vardavelalar açılır ya da yerinden alınır. Sonra ilk can filikası hazırlanır. Can salını yerinde sıkıca tutan deniz bağının gergileri radansadan for edilir. Akabinde ise matafora hazırlanır. Temel kuralları ve mayna şekli hemen hemen aynı olsa da metaforalar bir imalatçıdan diğerine farklılık gösterir. Bu yüzden kullanım talimatına bakmayı ihmal etmeyiniz. Gemi bordasının denizin üzerinin ve role yerinin her bakımından neta olduğunu gördükten sonra ve her şeyin tamam edildiğine emin olunca serdümen metaforayı can sağının şişirileceği pozisyona getirir. Can sağının askı kilidi yuvasından çekilerek dışarı alınır ve metaforanın kancası bu kilide takılır. Kanca tertibatının usulünce takılmış bulunduğuna dikkat ediniz. Daha sonra can sağının çeki paymasıyla bağlama paymaları can salı sandığından çekilerek çıkarılır. Bazen can salını şişirmede ayrı bir savlo kullanılır. Fakat burada olduğu gibi çeki payması can salını şişirmede de kullanılmaktadır. Paymaların hepsi güvertedeki uygun yerlere volta edilir. Bu amaç için uygun yerler koç boynuzlarıdır. Paymalar volta edilirken yeterli kalomada yani boşu bırakılır. Can salı pozisyonunu alınca savlosu çekilerek can salı şişirilir. Şişme işlemi bittiğinde fazla gaz dışarı atılır. Şişme işlemi gaz sesinin kesilmesinden önce tamamlanmış olmalıdır. Tamamen şiştiğinde bağlama paymaları deste edilerek can salı çekilir ve binmeye hazır duruma getirilerek terk yerine bağlanır. Gemiyi terk işlemine geçirmeden önce bir gemi adamı can salında herhangi bir kaçırma yani sızıntı veya arıza olup olmadığını kontrol etmelidir. Herhangi bir arızası varsa ya da tam şişirilmemişse can salı paymaları fora edilerek denize bırakılmalıdır. Kontrol tamamlandıktan sonra köprü üstüne can salının hazır olduğu bildirilir. Daha sonra terk için emir verilir ve kazazedelere can salına binmeleri söylenir. Can salına binmeden önce herkes ayakkabılarını çıkarmalıdır. Ayrıca kalem, broş gibi keskin maddelerin hem sala hem de içindeki insanlara zarar vermesi tehlikesi bulunduğundan sala binilmeden önce bu türden nesneler dışarıda bıraktırılmalıdır. İki gemi adamı can salının girişinde oturarak kazazedeleri sırayla ve biri sağa biri sola yerleşecek şekilde salın iki kenarına oturturlar. Kazazedeler olabildiğince girişten uzağa, yüzleri salın ortasına bakacak şekilde ve sala bir sonra binen bir öncekinin yanına gelecek şekilde oturtulmalıdır. Hiç kimse asla sepiye bölmesinin üstüne oturmamalıdır.
Johnson'la binilir binilmez çekip ayırması ve bağlama parimaları normal şekilde fora edilerek salın içine alınır. Parimalardan birinin gemi bordasında bir engele takılmamış olduğunu görmek, salın dengeyi kaybederek alabora olmasına ya da mayna edilirken hasarlanmasına yol açılmaması bakımından son derece önemlidir. Bu salların suya indirilmesi salın içinden de yapılabilir. Ancak bu yöntem sadece en son salda uygulanır. Mayna ekibi vinç kastanyalasını kullanarak mayna işlemini gerçekleştirir. Can salı suya indiğinde salın sel dümeni kırmızı salloyu çekerek kancayı boşaltır ve böylece salın serbestçe sürüklenmesini sağlar. Can salı türlerine bağlı olarak farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle geminizdeki can sallarının kullanım kılavuzuna mutlaka bakın. Bu talimde vinci kullanan sel dümen gemide elektrik gücü var olmasına karşın vinçteki parimayı elle viraya almaktadır. Elektrik gücünde aksaklık olması ya da elektrik gücünün olamaması durumunda viraya alma işleminin elle yapılacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden talimlerde viraya alma işlemi elle yapılmalıdır. Botlardan biri suya indirilirken diğeri de aletta edilir. Gemi terk düzenekleri arasında körüklü kızak içinden kayarak şişme can kurtarma aracına ıslanmadan binilmesini sağlayan sistemler de vardır. Gemiyi terk edecekler role yerinde toplanır. Sonra körüklü kızak ve kazazedenin kızaktan kayarak üzerine ineceği platform şişirilir. Bu düzenek bir kişi tarafından çalıştırılabilmelidir. Bu sırada can salları da salları hazır eden ekip tarafından suya indirilir ve şişirilir. Kazazedeler can kurtarma giysili tahliye ekibinin kontrolünde kızaktan aşağı kayarak binecekleri salların bulunduğu platforma inerler. Yakın zamanda geliştirilmiş bir başka sistem ise Marinark tahliye tertibatıdır. Bu sistemde diğeri gibi kazazedelerin ve tayfanın ıslanmadan gemiden tahliyesini sağlar. Üzerinde salın bulunduğu tava sistem çalıştırıldığında yuvasından dışarı doğru çıkar ve denize doğru kaykılarak salı suya bırakır. Sal tavadan denize giderken şişme de otomatik olarak başlar. Salın peşinden de katlanmış durumdaki körüklü kaydırak açılır. Sallar vincin tellerine trentilerinden bağlı olan bağlama parimaları yardımıyla geminin bordasında tutulur. Bu bağlama parimaları elektrikli vinç yardımıyla desteğe alınır. Sistem hazır olduğunda ekibin elemanları körüklü kaydırağın alt ve üst tarafında yerlerini alarak tahliye olanların akışını düzenlerler. Gemiden tahliye olmak için körüklü kaydırağın başına gelen kazazedeler ilk önce ayakkabı ve gözlüklerini çıkartmalıdırlar. Daha sonra bu kişiler ekip elemanlarının yardımıyla körüklü kaydırağın girişinden aşağı bırakılır. Tek tek aşağı inen kazazedeler körüğün alt çıkışından alınarak saldaki yerlerine yönlendirilirler. Gemiden tahliye işlemi kaptan bu konuda emir vermedikçe başlamayacaktır. Bütün yolcuları 30 dakikada gemiden tahliye edebilecek nitelikte olacak bu tarz sistemler çoğunlukla feribotlarda ve yolcu gemilerinde bulunur. Eğer sizin geminizde de böyle bir sistem mevcutsa bu sistemle çok seyrek talim yapma şansınız olabileceğinden eğitim araçlarını ve el kitabını mutlaka ve iyice okuyun. Bu sistemlerin büyük faydası kazazedelerin ıslanmadan yani kuru biçimde can kurtarma araçlarına binebilmelerine olanak sağlamasıdır. Kuru haldeki kazazedeler ıslanmış olanlara göre duş etmenlerden haliyle çok daha az etkileneceklerdir. Güverteden atılan can sallarında tahliye olurken ıslanmamak pek kolay olmasa gerektir. Bu sallar yataklarında bağlı olarak durur ve bazen bu salların gemi bordasına taşınması gerekir. Bu sallarda tüm diğer can sallarında olduğu gibi gemi batarken salın koy verilebilmesini
su ile temas ettiğinde şişmesini kolayca temin için hidrostatik koy verme tertibatı ve boşlama savlusu ile donatılmışlardır. Geminin vardelaları çıkarılır, bu işler yapılırken can yelekleri kuşanılmalıdır. Sonra salın payraması gemide sağlam bir yere sıkıca bağlanır. Eğer sallar güverteden atılacak pozisyonda konuşlandırılmamışlarsa, payrama zaten geminin sağlam bir yerinde bağlanmış olduğundan bu işleme ayrıca gerek yoktur. Daha sonra Sennhaus tertibatı ya da boşlama düğmesine basılır ve can salı sandığı geminin bordasına taşınır. Aşağıda her şeyin neta olduğu görülünce sal denize salınır. Paremanın boşu alındıktan sonra sıkıca çekilir ve bu yolla şişirme mekanizması tetiklenir. Şişme işlemi tamamlandığında salın serdümeni, can salının paremasını koltuğunun altında tutarak şeytan çarmığından aşağı iner. Serdümen aşağı inerken can salı gemi bordasına doğru çekili tutulur. Çarmığın alt basamağına vardığında serdümen paremayı çekerek salı gemi bordasına yanaştırır. Yalnız bu işlem denizli havalarda biraz zor olabilir. Daha sonra sala biner ve salda herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol eder. Her şeyin tamam olduğuna kanaat getirdiğinde tahliye işlemi başlar. Burada amaç sala olabildiğince ıslanmadan kuru bir şekilde girebilmektir. Kazazedeler çarmıhtan aşağı inip salın girişinden içeri girerler. Gerçek bir acil durumda kazazedeler kalan son bir ya da iki metreyi atlayarak sala binebilirler. Kazazedeler bu durumda salın çadırına az yük bindirmek için dizleri bükük şekilde kendilerini sala bırakmalıdırlar. Brandanın üzerine olduğu gibi atlamak çadıra ve içeride oturanlara zarar vereceğinden sakıncalı olabilir. Tüm tahliye boyunca özellikle rüzgar altındayken serdümen salın gemi bordasına sürtünerek hasar görmemesi için azami dikkat göstermelidir. Herkes sala bindikten sonra parima olabildiğince uzaktan kesilerek sal serbest sürüklenmeye bırakılır. Tüm can sallarında öncelik gemi bordasından olabildiğince uzaklaşmaktır. Sakin ortamda kürek çekmenin ya da pala çalmanın yanı sıra deniz demirini de suya vermek gerekebilir. Demir uzaklaşacak yöne doğru denize atılır. Sonra da demiri çekmek suretiyle can salı demirin atıldığı yere doğru yönlenir. Ve bu işlem tekrarlanır. Bazı sallarda deniz demirinin denize ilk atımı kendiliğinden yani otomatik olarak yapılır. Eğer can salı geminin rüzgar üstü bordasındaysa deniz demiri denize atılır. Deniz demiri sayesinde sal olduğu yerde tutunurken rüzgar gemiyi sürükleyerek saldan uzaklaştıracaktır. Salın hareket yönünün kontrolü pek kolay değildir. Rüzgar sal üzerinde etkin unsur olmayı sürdürecektir. Bu yüzden gemiden uzaklaşır uzaklaşmaz diğer kurtarma araçlarının yanına giderek onlara katılın. Kurtarma botu ya da herhangi bir motorlu can filikası sizi çekerek yardımda bulunacaktır. Yalnız bu çekme işlemleri sırasında sallara herhangi bir zarar verilmemesi için dikkatli olun. Eğer sal şişerken alabora olur ya da yan yatarsa düzeltmek mümkündür. Büyük bir salda bu işi bir kişinin tek başına yapması her zaman kolay değildir. Her durumda iki kişi birlikte hareket ederek salı daha kolaylıkla düzeltebilecektir. Sal en kolay şu şekilde doğrultulur. Önce doğrultma kuşağından tutularak salın üstüne çıkılır. Daha sonra gaz tüplerinin üzerinde durmaktayken vücut ağırlığı kullanılarak düzeltme kayışına yüklenilir. Sal düzelirken hem salın altında herhangi bir hava cebi oluşmamasına dikkat edilmesi hem de gaz tüplerinin pozisyonuna bakılması son derece önemlidir. Sala giren ilk iki kişi, diğerlerinin de içeriye girmelerine yardım edebilmede işe en yatkın ve uygun kimseler olmalıdır. İçeri girebilmek için şu iki aşamalı yol izlenir. Önce salın eşiğine ya da rampasına çıkmak ve sonra salın içine kendini bırakmak. Sala kendi başınıza girmeye çalışmaktansa yardım alarak girmeniz daha kolaydır.
Sizi içeri çekecek olan kişiler kendilerinin suya düşmemeleri konusunda çok dikkatli olmalıdır. Kazazedeyi salı alacak olanlar iş başında, yani onu salın eşiğine çekmeden önce can yeleğinin kaldırma gücünün kendilerine yardımcı olacağını bilerek suyun içinde onu aşağı yukarı hareketlendirmelidirler. Suyun kaldırma gücünün yardımıyla bu kişi önce botun eşiğine alınır, sonra da içeri çekilir. Şimdi inceleyeceğimiz bir diğer can kurtarma aracı açık cam filikaları. Bu tip filikaları mayneye hazırlarken ilk dikkat edilmesi gereken husus kamaların kontrolüdür. Denizdeyken bunların yerinde olmadığına çok dikkat edilmeli ve her defasında bunlara birkaç kez bakılmalıdır. Daha sonra iki gemi adamı filikaya biner ve lavrayı yerine takarlar. Her ne kadar filika deniz bağı veya pelikan bosası donatılı halde bulunsa da personelin filikada iş yaparken can yelekli olması en doğrusudur. Bu kişiler falakaların bağlı can halatlarının hazır olduğunu kontrol ederler. Can halatları gerekliyse aşılmalıdır. Matafora palangaları kontrol edilerek hazır duruma getirilmelidir. Daha sonra matafora trentileri donatılır. Trentinin çımalarından biri filikanın ön tarafında sağlam bir yere bağlanır. Diğer çıması da trentilerin boşları alınarak olabildiğince aşağıdan güvertede uygun bir yere volta edilir. Ya da aynı şekilde trentiler filika güvertedeyken de donatılabilirler. Bazı gemilerde trentiler sabit biçimde ve donatılı olarak tutulur. Filika güvertesinde vardevelalar kaldırılır veya açılır ve tahliye çarmığı aşağı salınır. Clear away the gripes. Gemi adamları filikadan iner inmez deniz bağı, yani bosaları açılarak filika hazır edilir. Ulusal mevzuata ve geminin dizaynına bağlı olarak filikanın tahliye güvertesine indirilmesi sırasında iki gemi adamının filikada bulunması gerekli olabilir. Lower away. Çevirme kolunun takılı olmadığına bakıldıktan sonra filika vinç kösteği yardımıyla ve çok dikkatle sağılarak maynaya alınır. Suya indirme işlemini yürüten tayfa emirleri filikanın maynasından sorumlu amirden alır. Tutsak ya da kıstırma diye bilinen palangalar ve kamçılar filikanın ağırlığının üstesinden gelebilecek kadar güçlü olmadığından trentiler seri şekilde sağılarak filika mayna edilmemelidir. Bu kamçıların esas görevi filikanın gemi bordasına yakın kalmasını kolaylaştırmaktır. Görüşün kısıtlı olduğu durumlarda suya indirme işlemini yürüten tayfa bu işle ilgili amiri dinlemelidir. Filika tahliye güvertesine geldiğinde matafora palangaları filikanın baş ve kıçındaki mapalara takılır. Daha sonra trentilerin boşları alınır. Şimdi kamçılar fora edilir. Tüm bunlar yapılırken zaman varsa ve personel yeterli ise filikaya battaniye, ekstra su ve bunlarla birlikte sart ve epöp yüklenir. Filikanın tahliyeye hazır olduğu köprü üstüne bildirilir. Deputy Captain, boat preparation party. Yes, go ahead. That's number one boat, bounced in, ready for embarkation. Roger. Eğer filikada hava soğutmalı motor varsa şimdi çalıştırılmalıdır. Su soğutmalı motorlar normalde filika tahliye platformundan maynaya alındığında çalıştırılır. Zira bu tip motorların suyun dışında 5 dakikaya kadar çalışabilecek nitelikte olmaları gerekir. Köprü üstünden terk emri verildiğinde gemi adamı kazazedelerin filikaya binmelerine yardımcı olur.
Filikaya bindirme işini yürüten gemi adamları kazazedelerin olabildiğince aşağıya ve filika içindeki ağırlıkların dengeli şekilde dağıtılarak oturduklarına dikkat ederler. Acil durumlarda gerçek liderlik şarttır. Serdümen, kumanda ve kontrolün tamamen kendisinde olduğunu filikadaki herkese açıkça söylemelidir. Bu, filika suya girmeden önce sağlanırsa çok iyi olur. Filikadaki herkes sayılıp kontrol edilerek durum köprü üstüne bildirilir. Yes, go ahead, boat preparation party. That's number one lifeboat, all passengers and crew embarked, permission to launch. Go ahead, boat preparation party, lower and send away the boat. Kaptan gemiyi terk emrini verir vermez serdümen tutsak palangalarının laçka edilmesini ve fora edilmesini emreder. Serdümen aşağıda her şeyin tamam. Bu arada öncelikle denizin üzerinin neta olduğunu gördükten sonra vinç serdümenine filikayı suya indirmesi için emir verir. Vinç serdümeni gemide kalarak kösteği kontrol eder. Filika trentilere binerek denize iner. Bu sırada filikada gemi adamı her şeyin yolunda ve herkesin güvende olmasına dikkat etmelidir. Filikada herkes halatlardan neta şekilde ellerini ve kollarını dışarı sarkıtmadan oturmalıdır. Eğer varsa çocuklar da farş tahtalarına yakın şekilde tutulmalıdır. Filika suya girer girmez matafora halatları fora edilir. Genellikle son kişi de çarmıhtan inip binene kadar filika gemi bordasında bekler. Filikanın suya bırakılma tarzı için denizin durumuna ve filikanın koy verme tertibatına göre karar verilir. Karar, filika muayeneye alınmadan önce verilmiş olmalıdır. Sakin ortamda bunun gibi yüksüz koy verme tertibatlı yani kancafora mekanizmalı filikalar denize son 3 metre kala köstek açılarak koy verilmelidir. Bu şekilde filika denize düşer ve palangaları kancalardan kurtarır. Yolda veya dalgalı ortamda yüksüz koy verme mekanizmasıyla matafora halatlarından sadece birinin koy vermesi gibi bir tehlikeye maruz kalınabilir. Bunun önüne geçmek için filika tam dalganın tepesindeyken ya da dalga tepesinin hemen ardından suya değmelidir. Sonra da filika kastanyola açık durumdayken iki dalga arasına yani dalga çukuruna girmelidir. Böylelikle filikanın matafora halatlarını kurtarması yani açması sağlanır. Ve filika ikinci dalganın tepesinde oturduğunda serdümen matafora halatlarının fora edilmesi komutunu verir. Eğer filikada iki ayrı kancafora tertibatı varsa her iki mekanizmanın da aynı anda koy verilmesine gayret edilmelidir. Bütün durumlarda kazazedeler salınım yapan matafora palangalarına dikkat etmelidir. Gemiden uzaklaşmak için filikanın üzerinde yol yoksa pruvacı filika kancasıyla tekneyi gemiden açar ve gerekirse matafora palangası kıç tarafa aktarılarak lava edilir. Eğer geminin üzerinde yol varsa serdümen yekeyi geminin bordasına doğru kırar ve filika neta olunca matafora palangasının fora edilmesi emrini verir. Denizdeyken skeytleri saklayınız ve sadece terk edilen gemi battığında onları çıkarınız. Durumun iyiye gitmesi mümkün olabilir. Bu takdirde gemiye tekrardan dönmek de isteyebilirsiniz. Filika suya indiğinde serdümen tüm koşulları göz önüne alarak filikayı terk edilmiş geminin alargasında güvenli bir yere yöneltmelidir. Burası büyük olasılıkla rüzgar üstünde ve geminin başından ve kıçından neta olan bir yerdir. Tüm filikalar, özellikle de motorlu can kurtarma araçları, suda kazazedelerin olması olasılığına karşı etrafı iyice kolaçan etmelidir. Diğer can kurtarma araçlarıyla bir araya gelip deniz demirini attıktan sonra öncelikleriniz şunlardır. 1. Dış etkilere karşı korunmak. 2. Kurtarma servislerinin sizi bulabilmeleri için etrafa iyi gözcülük yapıp bulunduğunuz yeri radyo aracılığıyla bildirmek ve 3. Su kaynaklarını tedbirli kullanmak. Filikalarda ve can sallarında hayatta kalma konusu bu serideki canlı kalma başlıklı 4. videoda etraflıca incelenmiştir. Geminizdeki eğitim el kitabını iyice okuyun ve tüm eğitim kurslarına ve role talimlerine katılın. Unutmayın,
kurtarılana kadar kimse hayatta kalmış sayılamaz.